Evet, geçen sezon olduğu gibi yine Medyatik Başkan Hüseyin Uçar'la beraberiz. Yanında da Murat abi maçtan çıkmış. Evet, kankim. Ufak bir röportaj yapalım dedik yine sezona başlarken. Evet, Hüseyin Başkan. Evet. Güzel bir sezonu atlattık. Bu sezon Türkiye finalleri ilk kez olacak. Kartal'da bir şampiyon oldu İstanbul'da. Öncelikle görüşlerinizi alalım. Öncelikle katılan bütün takımlara teşekkür ederim. Dostane bir şekilde geçti. Hakemler de 1-2 pozisyon dışında fazla bir hatalı maç yönetmedi. Üstelik Kartaltepe maçında ben elendim. Elendiğim takdirde hakemi beğendiğimi söylüyorum yani. Tabii 1-2 arkadaşlarımız, onlar da üstüne koydular. Biraz da Ferhat gerçekten üstüne çok koydu. Şampiyona gelince sonra Kartaltepe'yi tebrik ediyorum. Karadeniz gücü gibi güçlü bir takımı eledi. Hatırlarsan sen de 4 senedir yenilmeyen bir takım eledi. Evet. Ondan sonra tabi futbol sahada oynanıyor, ağızla oynanmıyor. 6-2'den maç verdi. Kendilerini tebrik ediyorum. Anaların aksu gibi helal olsun. Yerden göğe kadar helal olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik etmekten başka bir şeyim yok. Evet Murat abi, sizden de sezon sonu görüşlerinizi alalım. Öncelikle Sedat kardeşime tebriklerimi sunuyorum. Kartaltepe arkadaşlarıma tebriklerimi sunuyorum. Hak ettiler, kazandılar diyelim. Yalnız Hüseyin abi, hakemler konusunda ben katılmıyorum. Maalesef katılmıyorum. İsim vermek istemiyorum ama bir çeyrek final bir de bu sezon çeyrek finale kalamadan %60 bizim kendi hatamız ama maalesef %40'ı yine hakemlere yoruyorum. Keşke o %40'ı da ben kendime yorsaydım, takımdaki çocuklara yorsaydım da %100 biz suçluyuz diyebilseydim. İnşallah bu sene düzelir arkadaşlarım. Ha belki Hüseyin abinin maçlarında hakem arkadaşlarımız iyi yönetmiş olabilir. Benim maçlarda çok şey kaçırdıklarına inanıyorum. 14-15 dakikalık özetleri seyrettirirseniz veya seyrederlerse zaten görecekler hatalarını. Başladık bu sene de. Bakalım hayırlısı inşallah. Allah'tan diyelim. Her zaman olduğu gibi yine şampiyonluk adayı benim demiyorum, demeyeceğim. Biz bu takımın Arsenal'i izliyorum, başka bir şey demiyorum. Hakemler konusunda ben bir kaç söyleyeyim. Efendim, biliyorsunuz efendim. Hakemlik zor bir meslek. Alo. Süper Lig'de 4 hakem çıktığı halde alo, gözden kaçan pozisyonlar oluyor. Bu sezon tabii yaptığımız hakem toplantılarında biraz daha hassas olmaları konusunda arkadaşlarımızla görüştük, ettik. Daha fazla koşacaklarını bize ilettiler. Daha fazla yakın olacaklar. Tabii illaki hatalarımız olacak yine. O konuda bütün takımlardan burada fair play çerçevesini aşmamalarını rica ediyoruz sizinle beraber. Bir de ben bir şey daha eklemek istiyorum müsaadenle. Dönüş olmayan tek maçlı, tek maça kalan maçlarda kalırız kalmayız Allah bilir. Hayırlısı Allah'tan yine söylüyorum. Dönüş olmayan maçlarda siteden ricamız, sizlerden ricamız tek hakemle değil en kötü iki hakemle devam etmeniz. Evet. Hani tek maçta elenen takımların olduğu maçlara sıra geldiğinde en kötü iki hakem olsun. Veya en kötü gözlemci arkadaşımız hakemlik yapmasa da diğer ortadaki hakem arkadaşımıza yardımcı olsun diye bir tavsiyede bulunmak istiyorum. İnşallah olur. İnşallah. Hüseyin abi. Tabii Murat Başkan'ın görüşlerine saygı duyuyorum. Ama benim kendi gördüğümü tavsiye ediyorum. Kendi gördüğümü söylüyorum. Herkes gördüğünü söylüyor. Dediğim gibi vallahi de billahi sıfır hatayla maç yönettiler. Seyrettiğim maçları. Hepsini tebrik ediyorum. Bak tekrar söylüyorum. Ferhat çok üstüne koydu. Yani final maçını yönetir diye bekledim. Olsun, Sedat Hoca da fena yönetmeyi yönetti. Hatasız yönetti. Evet. Gündemdeki konular. Okan Cevcan'a gitti. Bu sene Karadeniz'de mi? Doğan Güneş bu sene olmayacak duyumları. Cevcan City. Sedat'ın yerine Fatih Kale'ye alma duyumları kulislerde. Bunlar hakkında neler düşünüyorsun? Evet, Okan'la başlayalım. Okan biliyorsun evladım gibidir. Hangi dille konuşayım onu da bilmiyorum. Yani gelir takımın başına kaptanlığını yapar. Takımını şampiyonluğa taşır. Başımın üstünde yeri var. Sertan'a ne yapacaksın? Sertan derken? Yani Sertan da bizim her zaman daima bir futbolcumuzdur. Daima bir arkadaşımdır. Ben Özcan'a jübile yaptırdım. Sertan ben de kaptan olsun istedim. Görüşlerimiz Sertan'la aynıdır. Sertan'ı çok severim. Ha o hiç fark etmez. Okan'ın için soru. Sertan'ı sormadı galiba. Doğru mu? Evet doğru. İkinci, yok, kaptan deyince ben o yönden dedim. Ben herkese kaptan diyorum. Peki. Şeye gelinden sonra Doğan Güneş ne oldu? Doğan Güneş battı mı? Sanırım öyle. Yani nereye? Fatih başka bir takıma mı gidiyormuş? Evet, Cevcan'a gidiyor. Cevcan'a gidiyormuş. Kendi takımı bıraktı. Cevcan'a gidiyor. Evet. Oraya da 3-4 gün sonra patates olacak.
Yok, yani Ahmet abi var. Ben kaleciliğini beğenmiyorum. Çok sert giriyor. Fair play dışına çıkıyor. Olmayacak şeyler yapıyor. Yoksa insan olarak da severdi kendisini ama futbolda asla. Bir de Can mı demiştin? Evet, bir de Can'ın birkaç yorumu vardı. Evet. Şimdi şöyle bir şey müzikte şöyle bir şey konuşayım. Densizle cevap vermek o da bir ayrı densizlik olur. Bu kesinlikle muhatabım değildir. Kesinlikle muhatabım değil. Kale dahi almıyorum. Evet. Şampiyonluğa diyorsun ama bu sene daha güzel geçecek. Yeni takım gelen takımlar var. Müthiş lig geçeceğe benziyor gerçekten. İnşallah onlara da başarılar dilerim. Çoğunu tanımıyorum. Yeni arkadaşların. İnşallah onlarla da ileride tanışacağız. Her şey centilmenlikte geçsin. Yani şampiyon oluruz, olmayız. O kadar da önemli değil yani. Önemli olan dostluktur benim için. Evet. Peki başkan, geçen sezon yanlış anlaşılmalardan dolayı bazı takım başkanlarıyla sorun yaşadınız. Onların başında Zeytinburnu Prestijler'de kafa başkanı Zafer Başkan var. Şu anda biliyorsunuz görevinden ayrıldığını söyledi. Dışarıdan takip ediyor bir hobi olarak. Barış İnternet Kafede Lütfi Başkan'la bazı atışmalarınız oldu. Fakat daha sonradan bu yapılan kaptanların maçlarıyla pekişleşen bir dostluk var. Bu sezonda devam süt edecek. Süt kardeşlerden bahsediyorsunuz. Evet, süt kardeşler evet, oldu. Kendisine de çok yakınmış. Seni de tebrik ediyorum. Güzel de bir süt kardeşler yapmışsın. Evet, editör arkadaşımız güzel bir. Evet, muhteşem olmuş. Süt kardeşleri bu sefer yani elimden kaçamazlar. İki maçta da farka boğacağım onları. Zafer Başkan'a gelenden sonra gerçekten çok üzüldüm. Hani kafadan fazla tanımadığımız için fazla samimiyet yoktu. Tanıdıkça sevdim. Gerçekten çok üzüldüm. Zafer Başkan ne bileyim yani gönlü ister şampiyon olsun, şampiyon kaldı, mutlu olsun. Yani bunları istiyorum gerçekten. İnsanlar illa da her sene bir takım olmasın. Ama ben istiyordum ki 3 senenin 3'ünü. Ama olamadık, ne yapalım, kısmet değilmiş. Yani yapacak bir şey yok. Evet. Murat Başkan, sizin görüşlerinizde bu başkanlarla oluşan atışmalar daha sonra dostluğa çevirmesi. Siz de bu konuya vakıfsınız. Gönül dostluğuna kırılır diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Gönül kırıldıktan sonra dost olunur. Allah sizden razı olsun. Böyle ortamları bize yarattınız. Zafer abiyi tanıdık, Hüseyin abiyi tanıdık, Lütfü abiyi tanıdık. Tabii şimdi ben atıyorum. Hüseyin abiyi kendime daha yakın görüyorum. Temsili konuşuyorum. Lütfü abi, Zafer abiyi kendine yakın görebilir. Zafer abi beni yakın görebilir. Ben Lütfü abiyi yakın görebilirim. Bunlar çıkar meselesi değil. Yani nasıl diyeyim? Elektrik meselesi diyelim. Başka bir şey değil evet. Yani. Hüseyin abi hemşerim benim. Misal. Bütün insanları çok seviyoruz. Yani biz tabii insan ayrımı kesinlikle yapmıyoruz. Tabii ki insanlar genelde işte Karadenizlilik şeyi olabilir bu. Yani ben herkesi çok seviyorum. Bir de bu dediler ki bir şeyler oldu. Zeytinburnu şampiyon yapacaklar. Arkadaş ben bu ligde yani parayla şampiyon olsa 10 tane kupam olur. Veririm parayı, alırım kupayı. Ben de o para yok abi. Evet, Zeytinburnu ve Begenim hakkında çok geçmiş. Begenime çok kızgınım. 3 defa maç aldı. Maç City'ye geçti. Tuttular bizi oynamıyorlar. Korkunun necele faydası yok. Çıkacaksın, oynayacaksın Karadeniz gücüyle. Yiyeceksin 9'u, gideceksin. Uy. Varsa güçleri 100 milyar iddia ederim Begenim'le. Çıksın, koysun, versin parayı, ben sana vereceğim. Evet. Gücü yetiyorsa. 100 milyar. 100 milyar tınk vereceğim. Begenim çıksın, kendine güveniyorsun. Öyle 3-4 tane takımı yenip 9'da 9 gidip geleceksin Karadeniz gücünü yeneceksin. Geleceksin Ersoy'u yeneceksin. Ondan sonra diyeceksin ben bu takım eyvallah. Ama bazı kızgınlıklarım var. Yine de ayın takımını kim seçtiler? Begenim seçtiler. Doğru mu? Doğru. Ben bütün takımları yendim. Niye Türkler seçmiyorlar? Birliği. Ne yapmışlar? Ne yapmış Karadeniz gücü insanlar? Hüseyin abi orada yanlışsın. Ben de Begenim'e oy verdim mesela. Niçin benim verdin? Soruyorum sana. Tamam söyle ben sor. Ben de benim yendiğim takımlara bak. Sor, o adamların yendiği takımlara bak. Sordun mu bana? Sordum. Arkadaş. Ben de cevabını veriyorum. Yendiği takımlar beni pek alakadar etmiyor. Gönlün orada mı yanayın? Eyvallah derim ben. Herkese saygım sonsuzdur. Ama bir bakın ya. Soru sordum ben de cevabını veriyorum. Buyur başkan. Niye Begenim'e verdim? Benim kendi takımımda. Peki niye verdin ayın, soruyorum. Anlatıyorum bir tamam, müsaade et. Buyur baba. Ayın takımına adaydı benim takımımda. Benim topçum ayın futbolcusuna adaydı. Tamam tebrik ederim. Benim diğer takımım ayın fair play takımına adaydı. Ben SSS'nti ayın fair play takımı yaptım. Furkan'ı keşke yapmasaydım ayın futbolcusu yaptım. Begenim'i seçtim. Şimdi gelelim sorunun cevabına. Niye Begenim? Niye Begenim? 9'da 9. Kimi yendiyse yendi. Beni alakadar etmiyor. Tamam. Baktım adamların gol yediği ortalamaya, attığı gol ortalamaya. Ona göre verdim oyumu. Sonuna kadar da ben verdiğimin arkasındayım. Begenim o ayın takımıydı. Oldu. Ben gitti gitmedi. Ben bir de, şey diyemem. Ben de Begenim'e oy verenleri şiddetle kınıyorum. Hepsi arkadaşımdır ya, ama kınıyorum. Senin görüşün. Hepsi canımdır görüşün. Ama kınıyorum. Çünkü görmüyorlar. Kimleri yendik ya? Yenilmeyen takım kalmamış. Adam Begenim diyor. Peki başkan, bu seneki şampiyonluk şansını sizce ne? Ya
benim bu konuşmalarım bizim takıma değişik. %51. Benim evet. %51 diyorum. Bizde Okan faktörü var. Ay. Bu sene. Osi faktörü var. %51 diyorum. Evet. Bir ikincisi sözümü bitirmedim. Zeytinburnu herkes şampiyon olarak gördü. Kim oldu şampiyon? Kartaltepe. Maç sahada oynanıyor. Ve dışarıda oynanmıyor. Ve Ghostim. Değil mi? Kim derdi ki Ghostim'le Kartaltepe final oynayacak? Final. Evet. Ama gözüme inanamadım. Her ikisini de tebrik ediyorum. Helal olsun diyorum. Herkese de iyi akşamlar diyorum. Teşekkürler başkan. Evet Murat kardeşim. Başkan. Buyur kardeşim. Sizin şampiyonluk şansınız veririz. Ben şampiyonluk Orhan. Şansı hiç Orhan vermedim kendime biliyorsun. Yasin biz buraya spor için geliyoruz. Evet. İnsanlarla kaynaşmak için geliyoruz. Çok şükür de bu amacımıza her defasında ulaşıyoruz. Ha, Orhan diyorsan bir görelim önce takımları. Kimde ne olur ne biter bilmiyoruz. Ha işte çıktık bugün top oynuyoruz. Takımdan kimse yok. Yani o günlük bir olaydır. Topçunun gününe kalmış bir olaydır. Allah hayırlısını nasip eylesin. Peki başkan teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun.